Evet, biraz sakinleştiyseniz, bu kızın en son kaybolduğu günü hatırlayıp neden şüphelendiğinizi bir söylerseniz o da cevabını versin. Ben de cevaplarımı en baştan söylüyorum. Ben de diyorum ki normalde aramayan, Babayı da sormayan göreyim ben ekranda. insanlar ertesi gün nerede diye bir mesaj atıyorlar bir. Kim attı mesajı? Abisi. Tamam, neden attın Ertesi gün canım? atmadım, 3 gün sonra attım. Ertesi gün attı. Yemin ederim ben 3 gün sonra karakola gittim. Yani şöyle diyorsun, aslında bir şey yaptılar ama yani bunu örtbas etmek için bana... Aynen, hala da öyle. Hala da Peki, öyle. Müge ablacığım. Çünkü Müge Hanım bir dakika, hep mesajımı gösterebilir mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Mesajımı göstersin gününü görelim. Ben bir şey söyleyeceğim. Telefonum kırık, tamir edip bakabilirsiniz. Kırık, bakabilirsiniz. Ha, ya, şey de çıkarabilirsiniz. Hani yani WhatsApp konuşmalarını da çıkarabilirsiniz. Ulan ben hiçbir şeyim yok. Yalan, vallahi çıkarsın. Madem Kükelen o zaman. Bir dakika, hayır. Dur bakalım, bir dakika. Dur, bir de eşiniz de bir şey söyle. Bir dakika, tamam. Lütfen ama. Evet, buyurun. Ben de böyle bir şaşkın halde izledim bir 15 dakikadır da yani bir gireyim olaya. Buyurun beyefendi. Müge Hanım, iyi günler, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şu buyurun. Gelen mesajlara bir bakar mısınız ben ya? Biz yalan söylüyoruz, o mesajlar yalan mı söylüyor? Çıkartırım, her türlü çıkartırım. Kırık olduğu için gözükmüyor mu? Onda vallahi mı? Bak şey tamam. Gözükmüyor. Ben çıkartırım, kağıt halinde çıkartırım. Madem mesajlar yok. Bakın Müge Hanım, ben size söylüyorum. Bunlar televizyonunu ve telefonunu sattığını bilip de Kuşadası'na gittiğini nereden biliyorlar? Bir. Ama soruyorsunuz ya, cevabını alalım. Bir saniye. Yalan söylüyor. Müge Hanım bak, gideceğim bak buradan yani şimdi. Yalan söylüyor, çok yalan söylüyor. Kendisi söyledi. Furkan ben bunu müdahale etmeyin. Bakın, bir dakika ama bir soru sordunuz ya. Bir soru sordunuz, Murat Bey'den de cevabını alalım. Beyefendiyi dinleyelim, duyalım, sonra cevap verin. Evet, buyurun Murat Bey. Bir dinleyin beni ya. Dinliyoruz. Allah Allah. Dinliyoruz, evet. Müge Hanım, ben bunu salı günü kocasının yanına götürdüm. Cezaevinde... Çıktı. Neden kızım dedim böyle üzgünsün dedim. Ben dedi Gökhan'la biraz tartıştım baba dedi. Salı günü ben eve getirdim, evin önüne bıraktım. Baba dedi ben tatlı alacağım, onu bunu alacağım. Tamam babam al dedim, eve çık. Sonra abisi gelmiş, ben anneme gidiyorum dedi. Ertesi günü saat 11'de diyor ki, ertesi gün diyor ki 11'de babama gidiyorum ben banyo yapma. Madem gidiyor... Bir abisini arasa ya, dese kardeşin evde mi diye, ne anlatıyor? Tamam ama lütfen o uyuşturucular adını vermeyelim. Ne anlatıyor? Cevabı var mı? O çocuk, ben bak bir dakika beni dinle. Bak, bu var ya, bu öyle... Madem iyiydim de neden karakola gidip demediniz benim kızım annem böyle hadi gidin tutun sorgulayın. 1,5 aydan beri neredesiniz? Ulan gitmediğimi nereden biliyorsun? Git demişsiniz. Nereden? Senden. Esas ben senden sen şüphelim. Çocuğun sen kendin demedin mi bu çocuk Kuşadası'na gitti. Müptezel. Kuşadası'na gitti. Ama bakın Murat Bey bir saniye Murat Bey. Murat Bey bir dakika beni dinler misiniz? Bakın beni konuşturmuyor diyorsunuz ama sizi de konuşturduğumuz zaman maşallah bir sürü küfür söylüyorsunuz. Bunların da hepsi kesiliyor. Yayına da çıkmıyor. Yani arada da kaçan olursa da yani kimse kusura bakmasın. Bu da biz de şey değiliz ki, robot değiliz. Lütfen kibar kibar konuşalım. Murat Bey. Murat Bey lütfen kelimelerinizi dikkatli seçin. Durun bir saniye. Neden banyo yapmaya babasının evine gidiyor? Sizin bulunduğunuz yerde banyoya imkanı yok mu? Tuvalet eşyaları yok. Orada. Ya açık ve söyleyeyim Müge Hanım. Bizim normal döşeme dükkanımız. Ben dedim ya eşyalarımı sattım kızımın evine gittim diye. Evet. Bizim de şu anda ben de çalışmadığım için açıkçası ev tutma durumumuz yok. Biz dükkanın arkasında mutfağım var, her şey var. Ama şimdi kendisine abi diyor. Çocuk rahat edemediği için, kişisel eşyaları dolu olduğu için oraya gidip banyo yapıp geldi. Ya abla sana dedi ki şu an çalışmıyorum dedi değil mi ben? Dün akşam ben bu telefonla aradığımda ne dedi biliyor musun? Evet, 4 günlük hanedana girdim dedi. Buraya geldim diye dedi, işten çıkarıldım dedi. İşten çıkarıldım demedim. Ay. 4 gün. O da kafa dağıtırım diye artık kapılara baka baka delireceğim çocuk yok. 4 gün. En sonunda artık bunların bu çelişkili deyince ben ulusal kanalı çağırdım gittim iş yerine açıkça söyledim. Benim kızım dedim kayıp. Ben buraya dedim kafamı dağıtmak için hani belki bir şeyler avuturum diye geldim dedim. Onlar da saygı gösterdi. Bağlanabilirler. Ben dediklerimin her zaman arkasındayım ki. Anladım. Müge abla senden tek istediğim Selin'i bulursak bunların ikisini var ya direkt gönderin cezaevine. Ben şikayetçiyim. Ya buyurun. İkisinden. Selin'den. Çocuk bak, kayıp Selin'den, Selin'den cezaevine gönderdi. Eğer Selin'den bir şey yaptıysa Allah benimle çıkartmayı çocuk etmesin. Tek tek konuşalım. Çocuk yok Müge Hanım, çocuk bahar oldu kaçtı. Ben hala da iddialarımın arkasındayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim Murat Bey. Dur kendi kendinize koyun Murat Bey. Murat Bey bir dakika durun ne olur.
Murat Bey, Furkan'cığım peki bu kızın... Beni konuşturacağız mı siz? Konuşturacağız ama küfür edersen konuşturamıyoruz. Küfür etme, konuştur. O zaman konuş. Terbiyeli terbiyeli bak, konuşalım. Bak, bir dakika konuşturacaksan ben yoksa yayından kopacağım yani bak ben... Yani beni tehdit böyle... etmeyin. Ha. O bir, ikincisi konuşacaksanız... Ha. İşte hep bunlar böyle. O zaman konuşma. İşte demek ki bu çocukların hali tek başına anneden kaynaklanmıyor. Sizden de kaynaklanıyor. Tamam abla, ben babamda kaldım mesela, tamam. Ben babamın alışkının böyle olmasına. Ben peki senin peki baban alışkınlığında annende niye aynı şeyi gösteremiyorsun? Kimde? Yani annene niye aynı toleransı gösteremiyorsun? Bu anne değil ki, o baba gene benim için. Bu anne değil bana. Bakın anladım, 10 yıl yani bunlar anladım böyle. Ama. Sana babaanne falan baktığı için evet, öyle olabilir de normal mi şimdi bunda davranışları? Yani babamın... O bir şey kullanıyor mu? Annen hayır, öyle bir şey evet, rica ediyor. Evet, evet. Hücum Marisa biliyor. Evet. Ne diyor? Vallahi billahi doğru. Allah canımı alsın ki doğru. Hani bak Marisa'dan bir kişi bağlansın. Ya ben bunu niye bunu şimdi ben kızımı bulmak için bir iftira atayım Müge Hanım? Bu kadar da var mı? Abla sen şu seni bul. Benim vicdanım çok rahat. Ben o kadar rahatım peki, ki. Tamam vicdanı da mı? Babandan dolayı yasaklı maddeye alıştığını söylüyor. Sana kardeşin nasıl dedi? Nasıl alışmış yasaklı maddeye? Evet hadi buyursun cevap ver. Selin bizden ayrıldı. Annesine taşındı, dövme yaptırdı. Kaç yaşında? Tam yaptırdı. 12 ben yaşında. De, Müge Hanım ben de yaptırdım. Anlat, İki çocuğumun adı var. Anlattırmıyor ki bak. Bende de var. Hanım, bir durun. Bir dinleyelim. Anlattırmıyor ki arkadaş. 12 yaşında dövme yaptırdı. Bunda kalıyor, hiç eve gelmiyor. Bir haber alıyoruz. Selin vuruldu. Kendi vurmadı, vuruldu. Hayır, kendi kendine vurdu. Ben sana onu da çıkartacağım. Çıkartalım. Vuruldu. Hatta ondan sonra Müge Hanım şöyle söyleyeyim mi? Yazın. Kendini vuran çocuk, bakın kendini hani şey silahını vuran çocuk şu an öldü. Bir dakika, öldü. Bir dakika şunu söyleyeyim. Sen nereden bir öldün, öldürdün o zaman? Onu kocanla beraber seni dolandırdın, seni insanlar çünkü öldürdü. Hayır seni kız söyledi. Nereden silah buldu da kendini vurdu? Seni... Onu anlatacağım. Abi anlatacağım. Seni... Anlatacağım. Neden anlatacak biliyor musun? Ben anlatacağım çünkü olayı ben yaşadım. Vurulduğunda? 15 yaşındaydı benim yanıma geldiğinde. Silahın ne işi var kızın? Sabah ben çalışıyorum. Kızın yanında. Hayır silah yanında değil. Çalışıyorum o gün izinliyim. Sabah 7'de senin kapıyı tıkır tıkır açtı. Kızım dedim nereye? Arkadaşıma kahvaltıya. Kimmiş dedim senin arkadaşın. Ben bugün izinliyim. Ben gideceğim dedi. Arkasından takip ettim. Bildiğim bir apartmana girdi. İki tane kız. Oturdum ortamı sevmedim yani. Diyorum ki Selin kalk bir an önce. İçeriden bir çocuk çıktı. Dövmeli, pislikli, miyilikli bir şeyler. En son dedim ki Selin bak kalk buradan seni para alacağım artık. Yani bana bir sıkıntı bastı. Gitti yatak odasına. Aynı bu şekilde oturdu Müge Hanım. Kimin yatak odası burası? İşte arkadaşlarının. Kızları tanımıyorum ama içeriden çıkan çocuğu sonradan öğreniyorum adı Şükrücan'mış. Oturdu saçlarını toplamaya dedim ki Selin kalk bir önce gidelim. Şöyle arkadan silahı aldı. İlk önce bana doğrulttu. Aynı. Vurayım mı seni Yeliz'cim dedi. Selin dedim bırak şunu. Ama dedi amma ödeksin be dedi. Daha jarjörü çekmesiyle birlikte silah patladı. Buradan girdi buradan çıktı. Size kim vurayım mı diyen kim? Hayır Selin. Öncelikle. Kızınız. Sen seni vurayım mı şimdi dedi. Dedim ki Selin bak silahla şaka olmaz bırak. Onu boş zannediyormuş o. O jarjörü çekince iki bacak arasından kurşun buradan girdi buradan çıktı. Kendi şimdi, ayağından. Kendi ayağında. Ben şimdi onu biri vursa ben neden saklamayacağım ki? Elbette diyeceğim biri vurdu çocuğumu. Ha ben görmeseydim gözümün önünde olmasaydı evet derdim. Benim çocuğumu vurdular tamam, derdim. Seni kendi ama bu vurdu. Çocuk 3 aydır ben evde. Ben neden? Gördünüz Müge Hanım ben böyle bir insana nasıl haber vereyim? O silah kimin evdeki? O Şükrücan denen çocuğun. Bir gün evvelde bizim Manisa Kuyumcular Çarşısı dediğimiz iki kişiyi yaralamış o silahla. Şimdi ben böyle bir babaya nasıl haber vereyim? Hayır o silah nasıl böyle meydanında koltuğun üstünde duruyor ki? Yatak odasından yatağın üstünden aldı. Nasıl peki... durur bir silah evin önünde koltuğun üstünde? O gece kız arkadaşıymış o kız gelmiş ki orada yatmaya. Makine var mı yalan? En azından bak 3 aydır ben eve kendim doktor getirdim. Sizin eviniz mi başka başkasının evi benim evim değil. Ben seni takip ediyorum. Takip edip geldiniz. Evet takip edip de gittim. Ha siz sonra polise de mi haber vermediniz? Hayır. Polise de haber veremedim. Çünkü silah vukuatlı dediler. Bak ben açık söylüyorum. Böyle bir babadan çocuk korktu anne babam beni gebertir dedi. Ben bunu evde doktorla hemşire getiresek de ayağa kaldırdım. Peki bir şey söyleyeceğim. Hangi doktor bunun tedavisini yaptı? Kurşun yarasını doktor ihbar etmek zorunda. Vallahi ihbar etmediler. Abla ben sana söylüyorum. Türkiye'nin en büyük yalancısı. Vallahi billahi. Ben arkadaşlarımla 13 yaşında demiyor musun? 15 yaşındaydı. 15 yaşında hangi doktor gelecekti? Bakacaksın, bakacaksın kendisi de anlatır. Bak inanın kuram yalanı yok. Hayır siz nereden buldunuz böyle bir doktor ve hemşire? 15 yaşında da olsa 45 yaşında. Nerede? Fark etmez de. Nereden buldun? Ben o gün kendini vurmuş ya bayılmışım ya. O evine gittiğimiz kızların tanıdığıymış doktorla hemşire getirdiler. Eve gelen doktor hemşire olduğundan emin misiniz?
Yani her gün pansuman evet. yaptılar. Bana doktora hemşireyim dediler. Ha, serum da aldılar. Ha, bana öyle dediler. Ama ben dedim ki babanın bu tepkisinden ve silahın bu katlı olmasından evet çocuğumu hastaneye götürün. Ama sonuçta kaldırdı mı? Bak orada değilim. Tamam 15 yaşında tamam böyle bir vurulma olayı oldu. Ben gelinin doktorla hemşire olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kesinlikle doktorlar ve hemşireler. Hadi daha orada doğrusu, ben suçluyum. Hayır bir dakika daha doğrusu tüm sağlık görevlilerinin bu şekilde silahlı ya da bıçaklı yaralamada yani suç teşkil edebilecek konuları devlete bildirmesi gerekir. Zorunludur. Ellerinden lisansları alınır. Adli niteliğindeki her durumu, orada ben her doktor bildirmek adına söylüyorum. Anlarına çıksan diyor ki kardeşim benim uyuşturucu komasına girdi. Doktor geldi diyorsunuz da bende bu olmaz diyorum. Neyse. Bir yıl hakkında olmadı hocam olmadı şimdi yani yalan söyleyemem. Tamam. Şimdi bu 15 yaşında böyle oldu. Sonra geldi 16'ya. 16'ya. Hani dedi ya babam kardeşim benim uyuşturucuya girdiğinde. Ramazan bayramı ben çalışıyorum saat 12'de kadar giyim mağazasında. Çocuk bana geldi dedi ki anne ben babama gidiyorum. Babam bana bayramlık alacak. Ben o gece gittim. Çocuğumun telefonu kapalı. Allah belanı versin kapalı. Hani eve arayacağım ben. 12'de geldim eve. Sabah kendisi ağlıya ağlıya geldi. Kardeşim komada. Babası alışverişte yakalamış. Babası kendi yakalamış. Madde alışverişinde. Madde alışverişinde değil abla. Bir gece biz oturuyoruz. Bak, kendisi yakalamış. Beni sabah kendisi geldi aldı. Anne dedi ki kardeşim kalbi 3 kere dedi, zorla dedi şey yaptı. Dinlemiyor dedi. Ki. Yüzü burada. Tamam. Hani onun da mı ben suçlusuyum? Dinlemiyor ki. Bizim evin üst... Biz evde, ben evde uyuyorum hatta. Babamlar balkonda oturuyor. Bayram da değil ertesi gün. Bayram değil ertesi gün. Yalan daniskası bizim babam benim kuş ya güvercin yarışı uçuruyor. Yarış var. Bayram da bir hafta sonra. O da yalan. Tarihi de çıkarırım ben. Haziran'da 4 sene önce... Neyse boş ver ha. Ondan sonra biz, Selin evden çıkıyor. 1,5 günden beri eve gitmiyor. O sabah da değil. O da yalan. Selin bağlansa Selin bunu anlatsınsa ciddi ciddi. Bana vallahi anlattı inşallah çünkü. İnşallah ortadadır bağlansın. Evet. Selin bana bunun olur. Hepsini anlattı. Ben Selin'in ağzından konuşuyorum. Çünkü Selin bana her şeyini anlatıyordu abla. Bunlar değil bana. Tam nereden alışmış yani? Arkadaş ortamından. İlk sigaraya başladım dedi. Sonra arkadaş ortamından dedi. Abi dedi bunlar alıştım dedi. Selin bana her şeyi anlatıyor. Selin'le biz burada yan yana gelelim. Sana der ki abim ne diyorsa doğru. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra... Bana geldiği zaman bak. Bana diyordu ki ben bunu içtiğimde abim benim karşımda oturup ağlıyor. Madem ben kötüyüm içiyorum, madem siz şey yapsaydınız. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.